Bu şartlarda, bu ortamda bir de memlekette seçim tartışması var, polemiği var. Erken mi, baskın mı, 2023'te mi? Göreceksiniz, 6 ayda bu memleket nefes alacak. Çoğu gitti, azı kaldı. Sandık ufukta göründü. Hazır olun. Ülkesine ve milletine sırtını dönen bu iktidar artık gidiyor. Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. Her kapıyı çalacağımız, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Muhalefet her fırsatta dillendiriyordu erken seçim isteğini, eleştiriler ve gerekçeleriyle. Cumhur İttifakı'ndan da Bahçeli 2023 vurgusuyla seçim ateşini yaktı. Erken mi, zamanında mı? Seçim tarihi için soru işaretleri arttı. Yolun sonu görünüyor. Merak etmeyin. Çok az kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. İstanbul'a mitil atmaya çok havalı gitmişlerdi, çakar yakarak, mehter çalarak çok sessiz döndüler. Yalanlar yerine aç karınlar nasıl doyacak? İttifaklar cephesinde günden güne seçim söylemleri kuvvetleniyor. Sadece tarihler farklı. Cumhur İttifakı'nda her şey zamanında, yani 2023'te kurulacak sandığa ayarlı. Muhalefete göre ise süre o kadar uzun olmayacak. İktidar yönetemiyor, sandık gelmeli sesi yükseliyor. AK Parti ve küçük ortağı ne kadar uğraşırsa uğraşsın o nehir tersine akmaz. Günü geldiğinde millet iradesi önüne konulan bu set de elbet yıkılır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü tesadüflere bırakamayız. Bu nedenle erkenden yol almalıyız. Bu bir erken seçim emaresi mi? Evet, erken seçim emaresi. Bahçeli adını koydu. Anadolu seferine çıkıyoruz dedi. Millet İttifakı sözlerini yeni yılda erken seçim olarak yorumladı. Seçim tarihinden sonra bir polemikte anketler üzerinden çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15,5 puan. Süleyman Bey'in özelliği şudur. Yalanı küsuratla atınca inananı çok olur sanıyor. %15,5 demiş. Ya sen 15'i bırak, onu bul. Yüzüne sür de böyle bir şey yok. 2023 yılında tatlı düşürecek, kendiniz görülecek. Benim kelimem açıkta zaten. Ama sizinkisi görmesin. Vallahi Süleyman Bey, siz İstanbul'da farkı açıyoruz demiştiniz. Akşam 7'de seçim akşamı Binali Bey'in kapısını açıyordunuz. Sen hala biz farkı açıyoruz diyorsan sen en son Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını açar yolcu edersin, onu sana söyleyeyim. Seçim tartışmasında tek sessiz taraf AK Parti şimdilik. Ama seçim artık Ankara'da daha yüksek sesle konuşuluyor. Siyasette daha yüksek tansiyonlu tartışmalar da var. Karşısına çıkan bölücü bir alçağın. Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. PKK'nın ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdılar. Cuma'dan beri Kürdistan aşağı, Kürdistan yukarı. Böyle bir cıvıklığa, böyle bir akılsızlığa inanamıyorum. Bu ülkenin birliğine saldırana lal oldun lal. Sessiz oldun. Kabadayılık yapan tosunlara buradan sesleniyorum. Bugün sizin elinize Zülfikar verilmişse buyurun gelin kesin kafamı görelim. Cumhur İttifakı ortaklarından gelen sert eleştiriler üzerine sessizliğini bozdu Akşener. 5 gün önce Siirt gezisi sırasında bir kişinin söylediği sözler üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. O kişiyle arasında geçen diyaloğu anlatırken eleştirilere tepkisi de sert oldu. Bir HDP çalışanı burası Kürdistan dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz. Bir şey söyleyemedin. Niçin 2023'te bir ittifakın hesabını yapıyorsun? Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. HDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. HDP'yi bilmem nereye konumlandıranlara da hatırlatalım. HDP tam da halkın içine konumlanmıştır. Bahçeli ve Soylu'nun HDP ve terör örgütüyle ittifak suçlamasına karşın Akşener'in HDP-PKK ilişkisi üzerinden verdiği yanıt dikkat çekti. Açıkça HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum dedi. Cumhur İttifakı'na da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde gündeme taşınan Öcalan'ın mektubunu hatırlatarak yüklendi. Ustasın usta, PKK ile HDP arasında dağıt etme ustasın, dağıt etme. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de. Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu
bu olayla öğrenmiş olduk. Akşener'e konuşmasının en hararetli yerinde Sayın Öcalan ifadesini kullandığı hatırlatıldı bir notla. Hemen düzeltti. Sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek. Ankara'da Cumhur İttifakı ortaklarıyla Akşener arasında yaşanan polemik fırtınalar koparırken CHP lideri Kılıçdaroğlu da Yozgat Yerköy'den ses verdi. Tezkereye hayır deme gerekçesini yabancı askerlerin Türkiye topraklarında ne işi var sorusuyla açıkladı. Sert Kandil çıkışı dikkat çekti. Terörle mücadele bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum söz. O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.